Evet sevgili izleyiciler, 7/24 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi'ne tekrar hoş geldiniz. Hoş yanımda Kenan Arayıcı var. Selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Burak, nasılsın? İyiyim abi, seni sormalı. İyi, bir hafta yine geride bıraktık. Zaman hızlı geçiyor. Aynen, öyle valla. 5. programımız bu. Yani iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah abi. Bu hafta lig yoktu ama A Milli Futbol takımımızın maçları vardı. Evet. Güzel İzledim. Maçlar, heyecanlı maçlar oldu. Almanya maçıyla başlayalım o zaman. Almanya maçı başlayalım. İyi bir maçtı yani. Pozisyonlu maçtı. Gerçeği söylemek varsa Almanya ikinci hani B kadrosuyla çıkmıştı. Ama ona rağmen 3 kere geri dönebildik. Yani onun için bence bizim milli takımdan baktığımızda iyi bir maçtı. Ya ben de milli takımı beğendim. Bazı oyuncular da yani çok iyilerdi. Ozan Tufan olsun, ben çok beğendim Ozan Tufan. Efecan Karaca, Kenan Karaman. Yani milli takımda bir şeyler yapıyorlar yani, öyle boş ya, seçilmiş oyuncular değil yani. Yok yani bir gerçek var. Şu an milli takımımıza baktık mı herhalde tarihinde ilk defa yurt dışında bu kadar oynayan bir oyuncu sayısı var. Yani ona göre bakarsak Hakan Çalhanoğlu falan oynamadı o maçta zaten. Evet. Yani bir defansa bir Çağlar Söyüncü görmedik, iki maçta yoktu. Yani harbiden kadro genişliğimiz çok iyi. Hem iyi hem de hepsi birbirine yakın oyuncu. Yani arada çok böyle uçurumlar yok. Yani hangisini koysan iyi performans gösteriyor. Rusya ile de berabere kaldık. Ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Birinci yarı iyi değildik fazla. Ya, doğru. Bence Almanya maçı bize bir motivasyon olarak artı getirdi orada. Son dakika gol bulmamız. Güzel bir gol bulmamız. Ondan sonra Rusya maçı, tabii Almanya maçı bir hazırlık maçı sonuçta. Dediğim gibi Almanya'nın B kadrosuydu. Doğrusu konuşmak lazım. A kadrosu olsa nasıl oynardık şimdi, şey yapamayız onu. Ama Rusya'ya karşı ben şahsen kendim çok ümitliydim. Yani Almanya maçına dedim iyi kadro, iyi. İlk kadro açıklamada da böyle baktım. İyi dedim, kadromuz da iyi gözüküyor ona bakarsan. İşte dediğim gibi ama ilk yarı hayal kırıklığı. Evet, İkinci yarı Şenol Hoca sihirbaz gibi herhalde bir değneğiyle dokandı takıma. Çok iyi oynadık ikinci yarı. Cengiz'in oyuna girmesiyle bayağı bir kanatlarımız etkili olmaya başladı. Golü de erken bulduk aslında ama ondan sonra direkten dönen toplarımız var. Ya ilk yarı iyi değildik. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdik ama 2-3-0 da olabilirdi. Kaleci Mert'i ön plana çıkarmak lazım. Ha, kendine hata yaptı, sonra kendine hatasını düzeltti ama 2-3 tane çok iyi top kurtardı. Evet. İkinci yarıda 1-2 pozisyon vardı, çok iyi toplar çıkardı. Ama ikinci yarı Şenol Hoca'nın güzel yaptığı şey, ofansif değişikliği çok fayda getirdi. Mesela Cengiz Ünder'i aldı oraya. Harbiden takım sanki değişmiş bir top oynadı. Çok da iyi oynadı ikinci yarı. Değişikleri dedik. Cengiz Ünder değişikliği yerindeydi ama benim işte orada kızdığım nokta 92. dakikada kimdi, Yusuf Yazıcı'yla Enes Ünal'ı almanın mantığını ben anlayamadım. Ya orada ben de maçı seyrediyordum. Hatta son orada bir duran top olmuştu. Ben orada tam unuttum duran topu. Nerede oldu? Orta sahadaymış meğerse. Sonra gördük. Ben de mesela bir Hakan Çalhanoğlu son dakika bir friki kazanırsın. Hani top iyi vuran bir adam. Veya orta yaparsın, Burak kafaya iyi çıkan bir adam. Artık hoca orada neyi düşündü bilmiyorum artık. Herhalde arkadaşlara da söyledim. Galiba dedim, öbür arkadaşlara oyuna girenlere milli takım sayısını arttırmak istiyor herhalde. Aynen. O maç içerisinde ben de öyle düşündüm. Aynen. Yoksa çünkü başka bir mantığı yok. Ha nasıl olur? Çok baskı yerdik. Hoca hani beraberliği kurtarın zaman oynayayım derse ama o an biz daha üstündük. Hoca bir şey geçmiştir aklımda artık neye düşünerek yaptı ama bana göre de hatta çıkan iki oyuncu da tepki gösterdi. Aynen, bayağı bir tepki gösterdi. Hani tepki şey olarak değil de ağız okudun mu belliydi hani bu dakikada neyi değiştiriyorsun falan gibisine ama tabii acaba hoca şeyi mi unuttu? Zaman şeyini mi unuttu acaba, dedi 5-10 dakika falan daha mı var diye. Aynen. Olabilir çünkü bazen futbola çok kaptırınca insan o yardımcı hocaları da uyarmazsa. Aynen. Yani öyle bir şey olmuştu diye düşünüyorum. Ya şimdi bir de şöyle bir durum var. İrfan Can kadroya katılmamış. Çağrıldığı halde. Ama 2-3 gün sonra hazırlık maçında oynamış. Oynamış. Ya onunla ilgili şimdi bilemeyiz tabii gerçi ama ben de duydum, okudum. Bir yazda sakat diye gelmedi. Bir hani şimdi öbür taraftan diyor ki çağrıldı, milli takım ne olsa olsa gelmesi lazım. Ben bundan kendim profesyonel top oynarken hatırlıyorum. Samsun Spor'dan Serkan'la Celil milli takıma çağırmışlardı. Bir nedenden dolayı gelmediler.
ceza yediler o zaman. Hani milli takım önde olduğu için, hani kulüp takımından daha önde olduğu için, eğer milli görev geldi mecburdu gelme. Eğer bir mazereti yoksa önemli mazereti. Şimdi bu durumda bilemediği için, hani ben de duydum ama bir taraftan da okudum, sakatmış diye gelmedi. Onu artık federasyonla Başakşehir kulübü aralarında halletmesi lazım bir türlü. Şeyde de Kaan Ayhan da teknik heyetin bilgisi olmadan kadrodan çıktığını söylemiş. Onu şimdi senden duyuyorum, bilmiyordum. Yani öyle yapmışsa bir oyuncu, bu genel yani milli takımda olsun, kulüp takımda olsa bana göre saygısızlık. Çünkü orada sen, sonuçta senin 20 veya 22 tane çok kaliteli bir oyuncun var zaten. Zaten hele hele milli takımda 20 tane en formda oyuncu davet ediliyor zaten normalde oraya. Yani orada Kaan da oynar, Çağlar da arkada oynar, Meri de oynar. Hepsi de iyi oyuncular yani bunlar. Ozan Kabak var yani 4 tane senin harbiden şöyle baktığımı dünya kulüplerinde oynayan şey defansın var abi. Biri Schalke'de, biri Juventus'ta, biri Leicester City'de, biri de şeyde yine. Sassuolo'da oynuyor. Şimdi hani bunların hepsi oynama şeyi var. Orada hoca rakibe göre analiz etmiştir. Hangisi en uygunsa onu oynatmıştır. Bunlara bir de Mert Çetin eklenecek. Hellas Verona'da oynanıyor. Ya işte yani. Diyorum ya ben... Bayağı iyi defans oyuncularımız iyi. Şu an dedim ya, konuştuk herhalde tarihimizde ilk defa bu kadar yurt dışında oynayan futbolcularımız var yani. Evet. Ha daha önce de oynuyordu, hep şey diyorduk. Gurbetçiler oynuyor. Şimdi ama öyle değil. Şimdi Fransa Ligi'nde oynuyorlar. İtalya'da oynuyoruz. Almanya'da oynuyoruz. Evet. Yani İngiltere'de şu an dünyanın en güçlü ligi bana göre. Orada bile oyuncularımız var yani. İtalya'da Hakan oynuyor yani. Milan'da oynuyor aynen. Sonuçta yani. Onu da Juventus istiyormuş. Evet. Yok, kadromuz çok iyi. Sadece bir şey fark ettim. Gol yemeden uyanamıyoruz. Doğru. İlk yarı çekindik mi, korkak mı oynadık, hani bilemiyoruz onu. Yani Rusya maçı, işte Almanya maçı da bak şimdi bir gerçeği söylemek lazım. Skor 3-3 iyi. Oyun olarak tatmin oldum mu? Olmadım ben. Hani böyle 3 pas, 5 pas yapıp atak yaptığımız bir son golde işte bir evet. pas yan top çok güzel bir gol oldu. Ama hani böyle şeyimiz yok da pas yaparak hani 3 pas, 5 pas, 7 pas topu tutalım ayağımızda kalsın. Onu daha beceremiyoruz biraz. Ama öbür türlü baktım mı bireysel çok iyi oyunculardan kurulduğumuz için harbiden öne doğru geldi mi Kenan Kahraman olsun. Mesela Kenan Kahraman'ı çok tartıştık bugün biz seyrettiğim arkadaşlarla. Ya çok kötü, iyi mi, kötü mü ama dedim adam olacağı noktada oluyor gol pozisyonda. Evet. Sonuçta o da önemli yani. Şimdi gol boş kale atıyor diyorlar da adam orada abi. Olacağı yerde. Orada olmazsa top belki kaleye paralel out'a çıkacak. Ne olacak o zaman? O, yani çok önemli bir şey yani o da. Rusya maçındaki ortada mesela başka futbolcu olsa geri döner giderdi. Ha, çok doğru. Ben de ilk açılımda ha, orada Meri'nin hakkını vermek lazım. Ondan sonra evet. Bir pozisyon daha oldu. Yine öyle çıkardı bir top. Yani harbiden ilk vurulunda hepimiz nereye vurdu falan derken o topu çevirdi. O da oraya koşması doğru diyor. Önemli yani. Şimdi durabilirdi. Şimdi normalde adam topa bakacaktı. Lan zaten avuta çıkar diye durabilirdi. Doğru aynen. Diyorsun. Ama adam devam koştu. Önemli olan da o zaten. Yani çok iyi bir genç milli takımımız var. Biraz da şeyi çözebilirsek 90 dakikaya yayabilirsek bu oyunumuzu. Yani ileri dönük çok umut vaat ediyor bana göre. Ben de öyle düşünüyorum. Orkun Kökçü oynamadı mesela. Ya şimdi tek tek sayarsan çok oyuncumuz oynamadı. Çağlar yoktu. Yani böyle şey tek tek gitti mi solda bizim mesela ilk Almanya maçında Hasan Ali Kaldırım oynadı. Yoktu. Umut Meraş iyi oynadı gerçi çocuk. Yani harbiden daha şimdi bir sürü Okay yedek girdi bakıyorsun. Yani iyi bir şeyimiz var, ekibimiz var yani bu ara.